Ay Kuşu'ndan herkese merhaba. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri üstadımız Haldun Dorme'nin evine konuyoruz efendim. Böylesine büyük bir usta söz konusu olunca heyecanlanmamak mümkün değil Evrim. İnsanın eli ayağına dolanır. Ay cümle bile kuramıyorum, anlayın artık. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Gidelim. Evrim Haldun Dorme'nin evine doğru yol almaya başlarken kameraman arkadaşımız Özdeyiş'in eşinin hamilelik süreci hakkında bilgi almayı da ihmal etmiyor. Bu arada nasıl gidiyor? İyi mi? Mide bulantısı başladı mı? Yok, uykuda. Uyusun kızım. Kat 3 hal. Ben bir kere gelmiştim yıllar evvel. Müzikal yapacaktık. Burada bir tanışma ve okuma provası oldu. Hatta sevgili Nilgün Belgün de buradaydı. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Dikkat et Mengütay. Mengütay Beyir Bey. Ben asansöre biner. Üzgünüm. Merdiven çıkamaz. Asansör durmuş. Efendim, bu asansör tabii ki ben bastığım için gelmedi. Sevgili yönetmenim Özdeyiş Yalçın 3 katı koşa koşa çıktı. Asansörü getirdi bana sağ olsun. Neden? Çünkü ben hareket etmeyi sevmiyorum. Gel Özdeyiş'im gel. Gel çocuğum. Ay ne zahmetli yolculuk. Ay özür dilerim ya, bir türlü gelemedik. Çünkü asansör durmuş yukarıda. Merhaba, merhaba. Evrim ben. Vedat, memnun oldum. Ben de. Hoş geldiniz abi. Ah. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Ne güzel kokuyorsunuz efendim. O benim özel kokum. Öyle mi? Yok mu kimsede? Ben yok, duymadım kimse. Zaten. Hayır, şey yapıyorlar da. Evet. Haldun Dorme'nin muhteşem kokusunu doya doya içine çekerken biz daha sonramızı izliyoruz. Birbirinden değerli tablolar. Ay tablolar, ben tablo aşığıyım. Aa Bedri Rahmi. Aa. Ondan Gülben Ergen hediye etmişti. Anneden kalma antika gümüşlükler. Böyle anneden kalan bir şeyler var mı? İşte onlar mesela. Bunlar mı? Evet. Ne kadar parlak, ne güzel bakmışsınız. Değerli ödüller. Pencere. Ay bu da ne görkemli bir ödülmüş. Altınlar. Zor taşıdı bu arada. Ay evet, oy çok ağır. Ve muhteşem manzaralı bir ev. Bahçeniz de çok güzelmiş. Bahçe evet, bahçe şey. Bu ortak kullanım değil mi? Evet, yani bizim değil, Bedikalı'nın. Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dorme'yle çok özel anlar. Bakın. Örnek alın gençler. Beyefendi bana yol veriyor önden. Bak. Allah'ım eriyorum Haldun Beyciğim. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Ay ben bu eve daha önce geldim. Bu ev ne zaman geldiniz? Bir 10 senesi vardır. Müzikal yapacaktık. O zaman çocuktunuz herhalde. Sanırım küçüktüm. Hatta şurada oturmuştum, oraya bir sandalye çekilmiştim. Nilgün Hanım buradaydı, siz buradaydınız. Bayağı kalabalık. Nilgün Belgün mü? Evet, Nilgün Belgün. Buradan sevgiler ona da. 10 yıl önceki sebebi ziyaretiniz neydi Evrim? Nilgün Belgün'le neden çalmıştınız Haldun Dorme'nin kapısını? Şey yapacaktık. Haldun Bey, imdada yetişmezseniz Evrim'in hatırlayacağı yok. Hangi müzikal yapacaktık? Yapmadık mı sonra? Yapamadık. Ya ben olmadım. Biz o ekip olmadı. Siz başka bir ekiple yaptınız daha sonra. Hayır, hangi müzikaldi acaba? O kadar çok yaptık ki. Lüküs Hayat değildi herhalde. Lüküs Hayat değil. Diğeri. Ah bir hatırlayabilsek o diğerini. Ama galiba umut yok. Ne dersiniz Haldun Bey? Hayatın son günleri hep Lüküs Hayat'ta geçiyor çünkü. Evet, neden öyle? Başka şehirlerde de oyun koyuyorsunuz. İşte en son Mersin, Eskişehir. Trabzon muydu? Yok, İzmir, Arkadiye. Of, ne yorucu değil mi? Ankara'dan gibi bir teklif geldi, tekrar yaptı diye. Müsaadenle bir süre ben Lüküs Hayat yapmayayım dedim. Artık siz Lüküs Hayat'la bayağı özdeşleştiriyorsunuz. Ben yazdım sen diyor bazıları. Evet, değil mi? Çağrı işte unutuyorlar, Ekrem Reşit'i ben yazdım sen diyorlar. Ama yani seviyorum, güzel bir şey, eser. Yani klasik bir Türk müzikali. E tabii ama Türkiye'de şimdi ilk müzikali siz yaptınız. Yani. Değil ilk mi? Müzikali ben yaptım demeyelim de ilk batılı müzikali ben batılı yaptım. Batılı müzikali. Çünkü yani Lüküs Hayat falan müzikal. Evet. Onlar operet diyorlar, bence müzikal, tabii müzikal. Onlar 1930'larda yapıldı, yani benden önce yapıldı. Bir de unutulmaması gereken bir adam var, Cemal Sahir. Hı hı. Maalesef o pek lafı edilmiyor ama o da yani ilk müzikaller yapar o 1929'larda, 30'larda filan. Mesela tabii Cemal Reşit Rey, Ekrem Reşit Rey. Ama özel tiyatroda batılı müzikali. Batılı müzikali, yani Sokak Kızı İrme yaptı. Sokak ilk Kızı İrme. 1961'de ilk batılı müzikali oldu. Özel tiyatroda evet. Bu kadar bahsetmişken Lüküs Hayat efsanesini şöyle bir hatırlamadan geçmek olmaz Evrim.
kısa bir perde diyelim, sonra devam ederiz keyifli sohbetimize. İkiye ayırıyorum. Bir takım tiyatrocular mesela tiyatronun bittiğini, öldüğünü vahvahlanıyorlar, eyvahlanıyorlar. Bir takım sizin gibiler daha hani aydınlık ve daha geliştirilebilir olabileceğini bence düşünüyorlar. Bence çok iyi durumda çünkü o 300'e yakın şey tiyatro var şu anda. Özel tiyatrolar alternatif değil mi? Alternatif tiyatro bence çok hoş bir şey. Birçok yazar çıkıyor, birçok harika yönetmen çıkıyor. Eskiden kısıtlıydı. Kent Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Dormen Ali Pırağız Zoğul Tiyatrosu. Ses. Dormen. Şimdi inanılmaz bir şekilde saltım saçık her taraftan. Gençler çok yürüyor, iyi değil ama yani çok iyi olanlar var. Gençler evet. Çok değil güzel yürüyorlar. Kılık olan o şeyler var yani. Yine siz daha umutlu bakıyorsunuz. Ben daha umutlu değil, ben umutla bakıyorum, ben şeye bakıyorum. Ben her şeye umutla bakarım zaten ama yani ben çok şey görüyorum, çok durumu çok parlak görüyorum. Çünkü bir mesela Aferin toplantısındaydım, yepyeni isimler duydum. Birbirinden değerli isimlerden bahsediyorlar yani. Çok böyle insanları etkileyen. Bu da hoş bir şey. Değil mi? Evet yani artık şey değil yani devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, Dormen tiyatrosu, kent tiyatrosu da işte Ali Pırazoğlu tiyatrosu da bağlı değil hiçbir şey. Daha yaygın, daha şey. Kesinlikle. Bu da güzel bir şey. Sizin oğlunuz tercih etmedi değil mi oyunculuğu? Yok etmedi, o iş adamı oldu. Ben her ay kazanacağım parayı bilmek isterim dedi. Aklı olarak iş adamı oldu. Daha mı akıllıca davrandı acaba? Ya o kendi istediğini yaptı, ben kendi istediğimi yaptım. Herkes ne isterse onu yapsın derim ben hep. Peki ya torunlar Evrim? İstersen onları da soralım dedelerini. Torun da geldi. İki tane var. Oo, iki de mi? İki mi oldu? Hayır, bir tane 25 yaşında torunum. Ben ilk evliliğimden. İlk evliliğinden, doğru, büyük. Evet. Yasemin var, o da iş kadını oldu, şirket kurdu. Öyle mi? Şirketimizde bir şey kurdu galiba. Tam anlamadı, bu şey işlerle meşgul. Organizasyon mu? Bilgisayar, bilişim. Bilgisayar, flash, o tarz bir şeylerle meşgul. Küçük balerin olmaya niyetli gibi. Harika. Yani biraz da ders alıyorsun. Ayşe ona ders aldırıyor. Bilmiyorum. Alya'nın fotoğrafını girer misin Sıtkı'cığım? O kadar güzel bir çocuk ki ben sosyal medyadan görüyorum bazen. Sizinle olan ilişkilerini de dedeye gel. Hafta sonları galiba görüşüyorsunuz. Her zaman görüşemiyoruz. Biz dün beraberdik örneğin. Dün Ayşe çok şeker bir aile toplantısı yaptı. İşte kız kardeşim. Toparlayıcı bir kadın değil mi Ayşe? Evet Arman? Evet. Yani vaktimiz yok, hiçbirimizin vakti yok. Onun vakti yok. Ömer habire uçaktan oradan oraya gidiyor. Ben işte turnelerim işte 5 aydır İstanbul'da değildim aşağı yukarı. Hı-hı. Yani 3 gün geldim, 2 gün geldim, 4 gün geldim. İşte bir kere Mersin'de oy koydum sahneye. Sonra dediğim gibi Eskişehir. Arkasından 3 gün geldim. İzmir. İzmir'de 2 oy birden koydum. Oo. Yani onun için... Süpersiniz. Allah sağlık saat versin. Eskişehir. Bir de Eskişehir, Eskişehir var. Eskişehir var. Harikulade. Ne güzel ya. Eskişehir. Ne güzel yol açıyorsunuz bizlere aslında. Bu dinamizmle. Yani. Vallahi ben onu çok seviyorum. Diyorlar ki yorulmuyor musun? Yani yorulun, yani otursan da yorulacağım. Otursan mı yorulacağım? Yani o zaman yaşlı adam gibi hissedeceğim kendimi. Şimdi biraz yaşlı adam gibi hissetmiyorum kendimi. Çünkü habire aktif bir hayatım var. Değil mi? Hiç. Ben hiç sizi zaten öyle görmüyorum. Hani yaşanmış gibi görmüyorum. Hep aynısınız. Bu kaliteniz, kıvamınız. Güzel. Maşallah. Ne güzel. Yakışıklılıktan da hiç böyle. Şarap sağ gibisiniz ol, derler ya. Güzel. Yıllandıkça güzelleşen insanlardan. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah eksikliğinizi göstermesin bize. Sağ uzun uzun ömürler nasip etsin. İnşallah 2015, ben 1900'lerde kaldım. Ben de 1900 yapıyorum. 2015 inşallah hepimiz için. Özellikle Türkiye için hayırlı olsun. İnşallah. Ben çok umutluyum 2015'ten. Ben hep umutluyum. Bu sene böyle biraz daha coşuyorum. Ben bir de gençlere hep onu söylüyorum. Umutsuzlanmayın çünkü umutsuzluk bir şey yapıyor. Biraz pesimistiz değil mi? Tahrip ediyor. Hayır şey yapıyor. Umutsuz olursanız ileri gitmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Umutluysanız biraz daha kendinizi şey yapabilirsiniz. İleriye doğru yönlendirebilirsiniz. Belki umut da ışık sağlayıp hani önünü daha iyi görmeni. Ama umutsuzsan daha ya bitmiş her şey. Yani onlar o bitti zaten. O da hayatta da ümit kesiyorsun. Her şey bitiyor. Her şey bitiyor. Hani bir söz vardır ya. Ekmeksiz yaşanır ama umutsuz yaşanmaz diye. Bu sözlerinize katılmamak elde değil Haldun Bey. Evrim,
10 yıl önce gerçekleştirdiğin ziyaretle bugün arasında neler değişmiş Haldun Dormen'in evinde? 10 yıl önce de bu evdeydim. Hala bu ev. Hiç değiştirmiyorsunuz değil mi? Hiçbir eşya. Klasik şeyler. Bir koltuklar yapılması lazım. Baksanıza koltuklar şey olur. Ona gelecek haftaki gibi bir şey. Bunları nasıl yaptıracağım bilmiyorum. Bunlar çok zor. Döşemeciye verelim. Hayır ama bu çok zor. Bunlar goblen olduğu için. Bunlar annenizden kalanlar. Annemlerinden kalan evet. Bu arada sevgili bizim entelektüelimiz diyorum ona. Mengütay çok kitap okur. Ve evet, sahaftan benim için yani bana hediye getirmiş ama sizin kitabınız bana imzalamanızı çok istedi sağ olsun kendisi. Bu kitap hiç biz bulamıyoruz artık bundan. Benden bulamıyorum. Bende yok. Buldu. Evet, buldu getirdi. Ben rica ettim kendisine. Aslanı Vedat şimdi arıyor. Ama onun resimleri yok. Kayıp. Bakın. Evet. Resimleri kayıp. Bir çocukluk resimleri var ama bu sahaflarda bulunuyor demek. Evet bulduk. Göstereyim mi kitabı şöyle? Ben şeyini kapattım. Bu ilk baskısı. İlk değil mi? Sonra da basın hepsini birden biliyorsunuz. Lüks hayat işte. Şişli'de bir apartman yoksa eğer halini yaman. Bu ilk koydum yaman, güzel şeyde. Şehir tiyatroları. Şehir tiyatrolarında. Az sonra. Anılar diye üç kitabı birden bastım. Ya şu anda bulunuyor. Şey de olarak şey bulunuyor. Yani üç kitap bir arada bulunuyor. Sizin şiiriniz de var burada. Şiir değil o yani. Yani işte epilog. Yapılan bir küçük oyun için, Fatih Erpan'dan oyun için. Dur. Ufacık şarkı. Erol Günaydın'la birlikte gerçekleştirmiştik. Rahmetli Erol Günaydın ustayı da saygıyla anıyoruz bu vesileyle. Evrim, bir iki satır okumayacak mısın kitaptan bizlere? Babamın anısına ve oğlum Ömer'e. Babanız Kıbrıslı. Babam Kıbrıs'ta doğmuş ama Kıbrıs'ta onu sonra yapalım. Sonra yapalım evet. Rahat rahat. Babanızdan konuşalım biraz. Babam da çok biletler. Çünkü babam olmasaydı ben bugün burada olmazdım. O bana... Köklü bir aile zaten. Anne de öyle değil mi İstanbul'da? Annem ama daha şey. Babam olmasa annem pek benim oyuncu olmama, tiyatrocu olmama pek... Müsaade etmezdi bile pek hoşlanmazdı. Ama babamdan dolayı da hoşlandı sonunda. Babam şey yaptı yani sen olacak ne istersen ol ama en iyisi o. Dedi bana. Değil mi? 1950 yıllarda bir iş adamının, başarılı bir iş adamının olduğunu bunu söylemesi. Ben de başka bir şey götürecek adam yoktu yani. Tek çocuk. Bir kız kaha. Yani erkek olarak tek. Tek. Yani bir tek Ümit bende bana işe götürüp parlak işleri vardı çünkü. Ona rağmen bana sen ol ama en iyisi ol bana söz ver dedi. İçinden çok memnun olmasa bile bana yolu açtı. O çünkü babama çok bilet kaldı. Işıklar içinde olsun. Evet yani hakikaten o şey yani gerçekten bence Türkiye için önemli bir adam. Kesinlikle. Sizi bize kazandırmış her şeyden önce. Sağ olun. Muhteşem bir insanmış. Annem olan şeyinde, suyunda gitti sonra. Tabii o da oyuna gelir, arkadaşlara getirir, ahbapla getirir falan yani. Sonradan belki sonra o da kıvama geldi değil mi şekilde? Alıştı sonra. Hoşuna gitti sonra. Mersin'de doğdunuz. Ben Mersin'de doğdum. 6 aylıkken Mersin'den İstanbul'a taşınmışız. Ondan sonra İstanbul'da yaşadım. Hep İstanbul'da yaşadım evet. Ay ne güzel. Eğitim de çok güzel. Onları da okudum böyle. Robert Kolej. Sonra Galatasaray. Hayır, ilk önce Galatasaray. Pardon, özür dilerim. İlk 500. Babam beni şeye gönderdi. Mahalle ilkokuluna gönderdi. Ne güzel. Çünkü şey ben ondan dolayı çok teşekkür ederim. Çünkü hayatı tanıdınız aslında. İnsanlarla ilişki kurabilmem oradan başladı. Ben herhalde herkesle ilişki kurabilirim ve çok da rahat edebilirim. Bir de Türk halkının namzını aslında belki de o yaşlarda alıp. Orada her türlü insan vardı hani. Herkes yan yana dostlar bir şekilde okuyordu. Oradan sonra Galatasaray'a gittim. Yatılı mı okudunuz Galatasaray'da? Galatasaray'da yakıldı. İlk yatılı orada okudum. Nasıl bir duyguydu ayrılmak aileden? Zor geçti mi? Mesela benim dedem de Kayseri mezunu. Yani çok zor bir çocukluk geçirip sonradan hani dengeyi bozabiliyorlar. Sizde olmamış belli ki ama zorluğunu... Ben de olmadı. Ben her şeye pratik uyduğum için bir tek yemeklerden memnun değildim. Cumartesi pazarı zor beklerdi. Eve gitmek. Yemek yiyeyim diye. Anne yemeği gibi var mı zaten? Evet, tıkamasın evde yemek geldi. Sonra pazarsı geri gel. Bir de çarşamba günü annem gelirdi Galatasaray'da. Ziyareti. Ziyaret günüydü. Taklit taklit sandviçler falan getirirdi. Ne güzel. Onun için yani şey ben çarşamba, cumartesi, pazarı beklerdim. Evet Evrim, Haldun Dormen Usta'nın yatılı okul yılları işte böyle. Ama biz şimdi geliyoruz günümüze. Ne dersin? Biraz hareket katalım mı güzel sohbetimize? Ben biraz gezeyim mi evi? Tabii buyurun, gezelim ev beraber. Ev çok güzel çünkü hani bitecek gibi de değil, değil mi? Ne dersiniz? Bizim canımıza minnet Evrim. Zaten çok merak ediyoruz antikalarla dolu bu güzel evi. Şöyle bir bakabilir miyim şuralara? Tabii buyurun. Ay tablolar, ben tablo aşığıyım. Bedri Rahmi. Onu bana Gülber Ergen hediye etmişti.
Öyle mi? Evet şeydi. Dadı'da evet. Oynarken. Dadı'da oynarken. Ay ne güzel bir diziydi o. Çok güzeldi evet. Çok keyifli bir diziydi. Bu paketteki her şekerin ayrı bir tadı olduğuna eminim. Ertem, seni yere bakan yürek yakan seni. Bu elbiseyi Ömer Bey'in yeni haber kanalının açılış gecesinde giyeceğim. Ama kendime önce bir oturma pozisyonu bulmam lazım. Oh. Nasıl? Çok doğal bir pozisyon. Berdi! Benim için sahneye yakın bir yere birkaç minder koyuverseler bari. Oh. 74. Ay çok güzelmiş bu tabloda. Evet o çok iyi. Ben onu çok seviyorum. Çok başarılı. Bu da çok hoş. Şu. Şu değil mi? Biraz şey mi olmuş? Evet. Aa, çok güzel. Böyle anneden kalan bir şeyler var mı? İşte onlar mesela. Bunlar mı? Evet. Ne kadar parlak, ne güzel bakmışsınız. Bakılıyor. Yani o gümüş paratmasanız hiçbir şeye benzemiyor. Ne kadar değerlidir bunlar kimdir? En önemlisi de bir de anneden kalması hatıra evet. olarak. İşte onun değeri hiçbir şeyle ölçülemez Evrim. Bu arada Haldun Bey'in mutfakta arası nasıl acaba? Merak ettik. Yemeğe düşkün müsünüz? Yemek yemeye düşkün ama hiçbir şey beceremiyorum. Yapamıyor musunuz? Yok. Yardımcınız vasıtası. Yardımcım var. Bir hanım geliyor işte devamlı. Benim Zeynep Hanım diye 35 yıldır bende olan bir hanım vardı. Ay ne güzel. O çok yaşlandı artık. Emekli oldu. Şimdi genç bir hanım geliyor. O yardım ediyor. Bizim bir de Vedat diye bir asistanlardan biri. O çok iyi yemek yapıyor. Beni karşılayan arkadaşım. Evet, harika yemek yapıyor. Öyle mi? Evet. Ay, çok sıkışınca o yapıyor. Ne güzel. Şey gereği olmayacağı, Aygül gelmeyecek, şey geç kalınca. Hiç mi beceremiyorsunuz? Denediniz yani, de yani. Yani çok gerekirse yaparım. Hani makarna pişiririm. Ben yaparım ne bileyim ben. Pilav zaten çok zor biliyorsunuz. Çok ben bile yani kadın çok gerekirse kafamı kullanıp yapabilirim herhalde. Ama aslında tabii sizin hem zaman yok. Zaman da yok. Evet. Hem de o enerjiyi başka bir şey aktarmak. Ama mesela şimdi kimse yoksa mutfakta akşam ben mesela hiç şey bırakamam. Onu yaparım, onu beceririm. Öyle mi? Onu da pat diye hemen mutfaktan o şeyi kaldırırım yani. Kirli şeyleri. Ben de hiç dayanamıyorum mutfakta. Böyle üstünde mutfağın tezgahı. Çünkü sabah kahvaltısı da yani ben orada yapıyorum sabah kahvaltımı. Çünkü o mutfakta çok hoş bir köşem var. Zaten yemekleri de çoğunlukla orada yiyoruz. Yani yabancı kimse yoksa. Burası ancak yabancılar hani resmi misafir alıcı kullanıyoruz. Orası çalışma masanız mı? Benim çalışma masam ama ben çalışmıyorum orada. Vedat çalışıyor. Yok başka bir yardımcı. Başka. Şey diye. Doğan'ın masası. Ay çok güzel. Oturabilir miyim? Makamınıza. Doğan'ın makamı. Doğan'ın makamı. Doğan'cığım özür dilerim oturuyorum. Üzgünüm. Ay çok güzel. Şeyi açarsınız. Bütün faturaları da bulursunuz orada. Bir para işlere bakıyor çünkü. Yok açmayacağım. Yapmam. Kıyamam ben size. Ay çok güzel bir köşe burası. Aa, bunları gördün mü? Ha Cemal Sahir burada. Evet işte onlar çok önemli. Onlar çok eski şeyler. Bunları hatırladım. Alır mısınız arkadaşlar? Ne olur. Çok önemli evet. Şafak Tiyatrosu'nda bu gece operet sahneleri baş artisti Cemal Sahir. 30'ların falan bir afişi. Vuku bulan ricamız üzerine bir hafta daha büyük eserlerini temsil edecektir. Ne güzel Türkçe. Vuku bulan. Talebe temsili Duhuli'ye 10 kuruştur. 10 kuruş, şey biliyor musunuz? Ne diyor? Sahneyi hazırlayanlar Verda Akalın, Fazıl Amal, Neşe Deriş, Melik Gürsoy, Elektrik İşleri, Orhan Aker, Necdet Perde ve Ses, Altemur Kılıç, İsmail Kazdal, Esvap Tertip Heyeti. Esvap Tertip yani evet. Kostüm demek kostüm, istiyor değil evet. mi? Tunç Yalman, Melahat Muhaddisoğlu, İsvan Ahmet, Ecevit Bülent. Bülent Ecevit'i yani. Aa! Evet Bülent Ecevit. Şeyde, Esvapları hazırlayan. Kolejdeyken ben işte hafif... Ya doğru siz dönem aslında değil mi? Aynı dönem. Yani o büyük sizden. Ben de ilk girdiğim sene Antigon diye bir şeyde oynadım. Antigon değil mi? Burada bir şey yazmıyor. Sadece sahneye i̇şte hazırlanan. O da şey, programın bir bölümü. Onlar... Antigone? Antigone, evet. Aa. Ben korodaydım. Ay ya, ama küçük çocuk olunca değil mi? Bir de şey yapmış işte. Rahmetli kostümü değmiş. Ne güzel. Duvarda asılı olan atlı fotoğraftaki kim Haldun Bey? Dedelerinizden biri olmalı. Bu da annemin büyük babası. Öyle mi? Ha. Paşa kızı değil mi anneniz? Paşa kızı, paşa torunu. İşte büyük babası Paşa, Bekir Paşa. Çok asil.
O zamanki için çok güzel. O zaman yakışıklı çok güzel bir resim ama. Değil mi? Resim çok güzel. O dönem için değil mi? Muhteşem. Ah kitaplar, kitaplar. Allah'ım ay burada eriyebilirim. Bak Mengütay. Az sonra. Evde en çok nereye kullanıyorsunuz? Yani arka taraf değil mi? Orayı biliyorsunuz. Biliyorum geldiğimde oraya gidiyorum. Orası çok güzel. Orası benim devamlı odam. Devamlı yaşadığım yer. Gidelim mi yavaş yavaş? Tamam. Ay bu saat de çok güzel. Ay her şey çok güzel bu evde. Bu da koridorda ev tabloları var. Ay çok güzel. Ev. Evler. Şimdi ismini sorarsanız ben... İsmet söyleyeyim. Üsteki, 84. Ha. S. Serdar. Onu bilemedim. Herhalde o dönemin genç ressamı. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Unuttum. Ben de. Bu Osman Şehgezer. Aa. Mustafa Alabora, resme merak sardı son zamanlarda. Bu yeni mi yaptı? Yani işte 2-3 sene evvel. Ay Mustafa Hoca, insan şuraya bir tarih atar ya. Benim de hocamdı kendisi. Öyle mi? Evet, Müzat Gezen. Bak Evrim, alttaki raflarda senin çok ilgini çekecek ciciler var. Ah kitaplar, kitaplar. Allah'ım ay burada eriyebilirim. Bak Mengütay, bizim kitaplar. Ah neler vardır sizde. Ben bile unutuyorum, bazen bulamıyorum. Hani bende var mı yok bilmiyorum. Ne arşiv vardır diyeyim size. Var mısı? Yalnız ya, bir girip alıyorlar, onu bir daha geri getirmiyorlar. Aa. O yüzden çok şey kayıp, evet. Getirin geri ya, biz de faydalanalım. Bizim günahımız ne? Neyse bana faydalansın diye veriyorum. Oyunlar işte, tekstler, ay çok güzel. O tekstlerin çoğu içeride zaten. Hanım Bey, iki tane film yönettiniz. Evet. Sonra Bozuk Düzen'de biri, bir de... Güzel Bir Gün için. Güzel Bir Gün için. Sonra neden vazgeçtiniz sinemadan? Çünkü kendi şirketimde para kaybetti filmler. Aa. 4 tane ödül kazandı. Ama sanat filmi yaparsanız öyle olur tabii sanat o dönem filmi için. Değildi. Yani sanat filmim de biraz daha iyi. İyi filmlerdi evet. Hatta birisi bana öyle demişti, biraz erken yaptı bunları. 10 sene sonra yaptılar lazım dedim işte. Hep böyle 90'lar, 2000'ler. Ama işte 2 tane film, iyi film kaldı. O zaman film mevzunu kapatıp yeniden tiyatroya dönüyoruz. Hem de en lüküs hayatından. Ah lüküs hayat işte. Şişli'de bir apartman yoksa eğer... Bu ilk oydu güzel şeyde. Şehir tiyatroları. Şehir tiyatrolarında. Orhan Alkaya'ya gelen. 28 yıl oynadı biliyorsunuz. Ya bilmem. Ben en son bir 10 sene olmuştur. 10 sene önce Avrupa Yakası oynarken gitmiştim. Zihni Göktay. Ha, biz hep Zihni Göktay. Evet, zaten. O sahnedeydi gene. Ben Sunap Ekuysal'ı da izledim 90'ların ortalarında. Kaçıncıdaydınız? Efendim? Kaçıncıdaydınız? 90'larda? Tabii 90'ların ortaları vardı, vardı. Muhteşem. Bir tanesi bulmuşlar kitapta, bir tane burada duruyor. Aa bulmuş mu hemen? Yalçın mıydı, Yılmaz mı? Hayır Vedat ama Vedat değil, başkası buldu onu. Öyle Vedat mi? Vedat kendini arıyor şimdi. Ay muhteşem işte bir tiyatrocunun olmazsa olmazı. Farkındaysanız değil mi? Şey farkındasınız değil mi? Bütün tiyatrocu dostlarımıza gittiğimizde bir mask. Bunlar el yapımı değil mi? Ya bazıları çok turistik, bazıları şey el yapımı belli değil. Her tane türlüsü var. Harika. Klasik müzik. İşte Büyük Torun. Yasemin. Çok güzel torunda. Büyük Torun Yasemin'in fotoğrafını gördük. Peki ya güzeller güzeli Alya nerede Evrim? Alya işte orada. Alya evet çeşitli Alya. Tanıyorum. Oturacak mıyız? Oturalım olur. Yani burada mı vakit geçiyor? Bilmem ben her zaman. Yok hayır oturun. Hayatımda geçirdiğim yer burası benim. Ay ne güzel. Ben de araba kullanırken klasik müzik dinlemeyi çok seviyorum çünkü beni böyle bir rahatlatıyor. Çok stresli ya biliyorsunuz trafik. Ben hep dinliyorum. Yani sabah burada, sabahleyin mutfakta kahvaltı ederken gibi dinliyorum. Bakın Türkiye'de ne var ne yok diye. Şarkılarım için haberleri dinliyorum. Sonra buraya gelip ne yaparsak bir yapayım klasik müzik dinliyorum. Haldun Dorman Usta'nın ödüllerine bakalım mı ne dersin? Ay muhteşem. Tiyatroya en iyi tiyatro yönetmeni. Aa en iyi sitcom erkek oyuncu. Şeyden, Dadı'dan değil mi bu 2001? Dadı'dan da var, işte eski Dorman Tiyatrosu'nda da var, ya hala yeniler var. Muhsin Ertuğrul Özel Özlü. Bu ödülü hatırladın değil mi en güzel? Sevinç'te de vardı. Hafife'de. Evet. İlk değişmiş ama bu şimdi seri. Maalesef değişti, alamadık. Şeyle hakkını alamadık.
Değişti maalesef. Keşke değiştirmeselerdi. Bu çünkü ama, kadını o kadar güzel simgeliyor. Geçen de konuştuk. Olmak yapamadık. Pencere aksın. Ay bu da ne görkemli bir ödülmüş. Ay o zaman alınca altınlar. Zor taşıdım onu. Ay evet. Oy çok ağır. Ay o. Biz de ödül aldık. Sıtkı girer misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Üçüncü ödül, üçüncü. Daha bir yıl olmadı, dile kolay. Üçüncü ödül canım, daha bir yıl olmadı, dile kolay. Muhteşem ekibiz. Ne ödül aldınız? En iyi program ödülü. Bu üçüncü ödülümüz. Daha bir yıl olmadı. Aa, harikasın. Evet, en iyi program ödülünü aldık. Üçüncü sefer değil mi? Aferin bize. Muhteşem bir ekibim var. Çok mutluyum o yüzden. Allah başımdan eksik etmesin siz çocuklar. Bir dakika, ben şu fotoğraflara bakacağım. Kaç 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 tabii Vedat, kaç. Kaçmak kolaydı. Fotoğraflar işte. Ay, tiyatro değil mi? Fotoğraflar aynen şey. Şahane züğürt, Allah haritası. Yıldız Hanım. Yıldız Kentler'e, Londra'da şey. Yıldız Kentler'e biz bir kere oynadık. İngiltere'de, 31 gün İngiltere'de şey dolaştık. Lalınlar'ın İngilizce versiyonuna dolaştık. İngilizce oynadınız mı? İngilizce oynadık. Muhteşem. İşte orada o resim mesela. O değil, şey. Sokakta bir resmimiz var. Şu, bakın aşağıda şuradaki. Şu mu? Yok, tamam o. Ha evet, Norwich, Turkish Club. Norwich'te tiyatro arkada şeysi var. International Turkish Players Present Turkish Kimler yok ki kadroda? Bakar mısınız şu birbirinden ünlü isimleri? Nevra Serezli, Göksel Kortay. Aa, Göksel Hanım. Göksel Kortay. Öyle bir kadro öyle. Çok ümit doğru. Evet. Ama hep İngilizce öğrendi yani. 31 gün İngiltere'yi dolaştı. 30 gün. 31 gün evet. 31 gün. Haldun Dorman Usta, Türk tiyatrosunun imzasını İngiltere'ye dağıtmış böylece. Hayırdır evrim? O elindeki fotoğraftakiler de kim? Evet, Mustafa Alabora, genç. Mustafa Alabora'yla beraber şey, Geceye Selam adlı müzikalle, benim yazdığım müzikalle beraber oynamıştık. Kaç? 1981. 11, dur bir dakika hatırlıyorum. 81'de. Hayır, kaç müzikal yazdınız? 11. Ben 11, 12. 12 değil mi? 12. 12 müzikal yazdım ya, 8'de oynandı. Diğer 4... Diğer 4'ü de oynanmadı. Duruyor mu? Yazdım, daha efendim. Duruyor mu? Duruyor. Bir tanesi daha oynanamayacak artık çünkü şey, Melih Kibar'ın ölümünden sonra yazmıştım. O zaman geçerliydi. Tam yazılacaktı, yani oynanacaktı. Hatta şey, bayağı önemli şarkıcılar da yer alacaktı içine. Ata Demirer falan da olacaktı. Ama sonra olmadı işte şey. Sponsor vazgeçirince kaldı. Ama geri kalan müzikallerim defalarca oynandı mesela, ne bileyim ben, İstihbarat Arkadaşlar Kumpanyası. Kantucu. Ah işte Hisseli Harikalar'dı bizim oyun. Bak ha. Aklıma gelmeyen. Onu yapacaktık. 10 sene önce. Aa, yapılacaktı, sonra yapıldı ama. O gün hatta sponsor da gelmişti. Bizi tanıştırmak için eve davet etmiştiniz. Nilgün Hanım geldi, ben geldim, diğer oyuncular. Bir oyuncu arkadaşım daha vardı, çok sevdiğim. Sizin talebeniz hatta. Cafer'i oynayacaktı. Evet. Hatırladınız değil mi? Evet, evet. O sonra dizilerde görüyorum. Çok hoşuma gidiyor, gurur duyuyorum. Özür dilerim, adını hatırlayamadım. Mert Durak mı? Yok. Değil. Mert yoktu. Mert benim çocukluk arkadaşım bu arada. Mert Durak da çok iyi bir müzikalci oldu. Çok iyi mi? Bir oyuncu şey zaten. Tiyatrolarında. Çok iyi bir oyuncu. Çok. O ilk müzikali Kantocu. Ben şarkı söylemem dedi. Ben söyleyeceksin dedi, söylersin dedim. Zar zor girdi ve büyük başarı kazandı. Ondan sonra arkasında kabare müzikalinde oynadı büyük başarıyla. Yani ben çok değer verdiğim, çok iyi inandığım, çok beğendiğim bir genç oyuncu. Haldun Dorman Usta'nın muhteşem çalışma odasında bakın şimdi evrim neye yöneliyor? Daktilo! Bilgisayar kullanıyor musunuz? Hiç.
Evet, hiç. Ben her şeyi el ele yazıyorum hala. Şey, o akıllı telefonlar falan? Ya hiç. Hastalar kullanıyor, bana söylüyorlar. Daktilo? Hayır, o daktilo bana eski... Hediye. Çocukken kullanırdım. Onu bana şey hediye etti. Eskişehir Belediye Tiyatroları Sanat Yönetmeni Emre hediye etti. Harika. Her şey elle. Ben elle yazıyorum. Daha hakim gibi geliyor bana. Bunu imzalar mısın? Ay, kokunuz gerçekten muhteşem. Sağ olun. Ne şanslısınız. Sizi özle. Ben hiç böyle bir koku almadım. Sen aldın mı daha önce? Evrimcim, sen Haldun Dorman ustayla biraz soluklanırken biz de çalışma odasındaki çok özel eşyalara daha yakından göz atalım. Sonrasında sürpriz bir yolculuğumuz olacak. Ay çok Haydi. Güzel. Bodrum'a gelmiş gibi hissettim. Bodrum'da var değil mi eviniz? Yok, sattım. Ya. Çünkü demiyorum ki ben yani. 15 değil mi vakit yok. Ya, 15 gibi bile bulamadım size. Ay çok güzel. Oo, deniz manzaramız da var. Tabii çok güzel. Boğaz manzaralı. Bir de şu şey çok güzel. Yeşil. Şu eski bina. Tarihi gece muhteşem. Gece onu aydınlatıyorlar ve çok güzel oluyor. Şimdi aydınlatıyorlar mı? Taşlar gece aydınlatıyor. Ay harika. Ne binası o? Eskiden şey Osmanlılar zamanında şeymiş. İtalyan konsolosluğu. Şimdi boş mu? Şimdi yok, şey okul. Yok şimdi. Öyle mi? Evet. Harika. Bahçeniz de çok güzelmiş. Bahçe evet, bahçe şey. Bu ortak kullanım değil mi? Evet, yani bizim değil, Medika'nın. Öyle mi? Medika'nın bahçesi bizim kullandığı şeyi. Hakkımızda ben vaktim yok hiç başardım. Doğru, nasıl olacak? Ama burası resmen Bodrum'a gelmiş gibi oldum. Sizde bir hava geldi mi Mengütay? Şuralar çok güzel ya. İşte burada kahvaltı ediyordu eskiden. Ama şimdi sen uzak geliyor. Aa, burası? O ha, burası girmeyelim. Hayır, o kadar bakmayalım, yapmayacağım. Estağfurullah. Yani, öyle kısmı. Mi? Ay çok güzelmiş. Banyom da orada, şeyim de. Kokular orada, hazineyi keşfettim. Neler? Kokular. Yok orada. Esanslar orada. Ay bir şey söyleyeceğim, annenizle babanız mı aşağıdaki? Evet. Olağanüstü. Yatıp şişlere bir. Ay çok güzel bir anne. Annenin babası geldi. Ay burası çok güzel, gerçekten nefes alanı gibi değil mi? Ya önünü kapanmayacak, o çok güzel. Evet, açık o olması güzel. Ben salon erkeği seviyorum, söylemiş miyim daha önce? Bakın, hı, örnek alın gençler. Beyefendi bana yol veriyor önden. Bak, Allah'ım, hı, eriyorum Haldun Beyciğim. Oh, çok şükür. Ne güzel bir anı benim için. Evet, mutfak bu. Olala, sen bizden önce mi girdin? Oo. İşte normal yemekte biz burada yiyoruz. Çok yabancı değilse onu. Ay çok en sevdiğim şey mutfakta oturmak. Sabah sizin mutfakta süper zaten. Evet. Burada vakit geçiriyorsunuz değil mi? Yemeğe yani yemek... gidiyor musunuz hemen? Evet, kahvaltıya gidiyorum. Mutfak ziyaretimizde işte böyle. Şimdi yolculuk ne yana Evrim? Şimdi tekrar şeye gidelim. Odamıza gidelim. Evet. Mutfağı gördük. Çok güzel. Yeni durağımıza gelindi ve tavşan kanı çaylar eşliğinde sohbet koyulaştırıldı bile. Oo, çay gibisi var mı? Ben çay koymadım. Çay kolik yapıyorsun. Ben de çok seviyorum. Kahveden önce gelir çay benim için. Ben kahve hiç içmedim. Hiç öyle mi? Ben onu şey yapıyorum. Onun yerine çay içiyorum. Ay bir şey sorabilir miyim? Mesela sabah uyandınız aç karnına içiyor musunuz çayı? Aç karnına içmiyorum da kahvaltıya beraber içiyorum yani. Benim mesela midem bulandırıyor aç karnına içtiğimde. Aç karnına içmiyorum yani şeyle beraber içiyorum. Evet, ben de yemekle beraber kahvaltıyla. Çaylar yudumlanırken Haldun Dorman Usta çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Bakın hangi sürprizler bekliyor tiyatro severleri. İzmir'den geldim. Lüks Hayat'ı koymuşum sahneye. Tabi dinleneceğim. 3 gün 4 gün sonra Ankara Operası'na teklif geldi. Lüks Hayat'ı sahneye koyar mısınız diye. Dedim ki müsaade, artık bir sene Lüks Hayat'ı yapmayayım. Ben zaten hemen başka çalışmaya başlıyorum burada. Ankara'ya gidecek misiniz peki başka bir oyun için? Düşünüyor musunuz? Yok, şimdilik gidemeyeceğim çünkü burada çalışmaya başlıyorum sürekli. Aa. Evet, yeni bir oyun yazdım ben şey. Vesaireler diye. Onu da oynayacağım. Onun provaları başlıyor 15'inden sonra. Kimler var kadroda? Daha belli değil kadroda. Daha işte belli değil. Evet. O müzikal tarzı mı yoksa? Yok, normal bir oyun. Hı-hı. Normal bir oyun. Komedi. Komedi. Ve iki tane işte eski komedyene ait vesaireler diye. Hı-hı. Mesela hani şey... Gazino komiklerine ait. Aa. Bir Amerikan komedisinden şey, mülhem. Hı hı. Ondan oradan yola çıkıp esinlenip. Ama tamamen değişik, tamamen. Daha Türk... Tabii Türkiye'de geçiyor zaten. Ama işte mesela şeyde o yok.
Hani birinin eski karısı, ötekinin eski karısı oldu. Onun için birbirine girmişler. Böyle şeyler soktular. Çok, çok sempatik oldu. Merakla bekliyoruz Haldun Bey. Eminiz diğer efsane oyunlarınız gibi bu da çok ses getirecek. Efsane demişken Kibarlık Budalası'nın rekoruna değinmeden geçmek olmaz. Kibarlık Budalası bence rekor dünyada. Çünkü şeyin dışında, Fransa'nın dışında bu kadar uzun oynandığını zannetmiyorum hiçbir yerde. Ne kadar güzel bir oyundu o ya. 287'yi geçen akşam oynadım. 290, 91, 92, 93 de şeyde olacak. 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19. Wow. Ondan sonra şeye başlıyoruz. Ne güzel bir oyundu o ya. Ben keyifle oynuyorum yine. Kaç tane kadro değişti. Değil mi? Göksel Kort da oynuyor şimdi eşimi. Öyle mi? Evet. Harika. Nerede oynuyor hemen söyleyelim seyircilerimize. Şimdi nerede oynayacak? Gebze'de oynayacak. Gebze'de. İlk önce Gebze'ye gidiyor. Gebze'ye geliyor Haldun Dorman. Ondan sonra Bodrum, Mersin var ya. Antalya, Mersin. Kameraman arkadaşlarımız Özdeyiş ve Mengütay çekimlerine devam ederken Haldun Dorman Usta'dan iltifatla bezeli bir uyarı geliyor. Bir de o şey genelde hani detay alıyor. İkiniz de yakışıklısınız da kendinize göre çekin ha. Güzeller değil mi? Müthiş yakışıklı, layıklı bulmuşsunuz. İyi bir güzel bir ekibimiz var. Çok şükür. Başta siz. Teşekkür ederim. Hele siz bir de bizim C yapımı görseniz. Neyi? C yapım. Genel müdürümüz Suha Bey, Şebnem Hanım. Ondan sonra... Bunlar mı yakışıklı? Suha Bey Al Pacino. Hmm. Tarizm olur kendisi. Buradan Suha Bey'in annesinin ellerinden öpüyorum. Sevgilerimi iletiyorum efendim. Sabit Doğan demişken. Haldun Dorman Usta evrim için imzalayacağı kitapla ilgili bilgi veriyor. Şimdi bu kitap Dorman Tiyatrosu'nun kapanış gecesini anlatıyor. Yani ilk Dorman Tiyatrosu'nun 72 yılında. Ve bütün hayatım baştan anlatarak oraya kadar geliyorum. Hmm. İkinci kitabım Antrakt. Antrakt'ta bazı gibi artık bilmiyor ne olduğuna. Yani tiyatrodaki araya Antrakt ara, denildi. Evet. O iki tiyatro arasındaki ara. Hmm. Geçen televizyona başlamam devir. Başladı devir. Yani işte kitap yazmaya başladım, şey yaptım, televizyonda devamlı program yapmaya başladım, radyo programları yaptım devir. Üçüncü kitabım, ikinci perdede, ikinci tiyatronun açılışından kapanışına kadar olan devir. Şimdi üçüncü, dördüncü yazıyorum. Ne çok açıldı kapağım değil mi o Dorman Tiyatrosu? İki kere. Niye öyle oldu? Maddi sebepler. Maddi mi? Yani ben ikinci tiyatro Dorman Tiyatrosu açmak niyetinde değildim zaten. Ama şey oldu. Kaşıktı benim. Dorman Tiyatrosu açmak niyetinde değildim. Teşekkür ederim. Ay çok mersi. Vedat Egemen Beyciğim. Egemen Bostancı benim çok minnettar olduğum adamlardan biridir. Egemen Bostancı benim kariyerime yön veren ve baştan ateşleyen adamdır. O çok minnettarım. Onu her zaman minnettarım. Çünkü hisseli harikalar ondan yaptık biliyorsunuz. O bana yazdırdı. Ben o zaman kadar oyun yazmamıştım. Öyle mi? Bir şey yaz ki dedi. Adile Naşit olsun içinde. Ay. İşte şey de olsun. Küçük bir müzikal yaz dedi. Başladım yazmaya. Huysuz Vicin de vardı o zaman içinde. O da olacaktı. Sonra yok bu daha büyük bir şey olsun dedi. Büyük bir şey yapalım dedi. Ve ben işte hisseli harikalar kubbesine yazdım. Ve Erol Evgin, Mehmet Ali Erbil. Gerçekten sizin parmağınızın değdiği parlıyor. Uğurlusunuz bu konuda. Parlamayanlar da oluyor bazı. Öyle mi? Ama star ben, yaratıyorsunuz. Yaratıyorum evet çünkü ben onu seviyorum. Bir de görüyorsunuz siz aslında. O ışığı görüyorsunuz. Evet. Onun için ben şey derim yani kimseye sen kabiliyetsizsin dememek lazım. Değil mi? Böyle bir şey yok. Çünkü ben Nisa Serizli'yi, Allah rahmet eylesin. Nevra Serizli'yle karıştırıyorlar. Bir fotoğrafına girer misiniz Nisa Serezli'nin? Allah rahmet eylesin. Benim çok sevdiğim aktrislerden biriydi. Çok önemli. Nisa Serezli, ben Metin Serezli'nin eşi diye rol verdim. Yeteneksiz buluyordum. Onu itiraf ettim. Kitabında da yazıyorum zaten.
Fakat sonra ortaya öyle bir yetenek çıktı, öyle bir şey çıktı ki yani Türk tiyatrosunun en popüler insanlarından biri oldu. Evrim Akın belki de herkesin aklında olan o soruyu yöneltiyor Haldun Dorman Usta'ya. Tabii. Siz düşünüyor musunuz dizi? Bir sitcom. Yok, ona vaktim yok. Sitcom, iyi bir teklif alırsam sitcom yapabilirim ama başka bir şey yapamam. Ay ben de sitcom çok seviyorum. Ben işte dadından beri ben de çok seviyorum. Ama öyle bir şey bulmak lazım tekrar yani. Çok rahat bir iş değil mi Allah aşkına? Rahat, ben salı perşembe gidiyordum. İki gün çekim yapıyordum. Mis. Bir de sıcak, güzel, konforlu odanız var. Evet, çok rahat. Dünyanın en güzel şeyi stüdyo. Çok çok keyifliydi. Çok da güzel bir işti o. Evet. O ama zaman... ben kendi takdir etmek lazım. Çok çalışkan, çok disiplinli bir insan. Yani evet. Ben şaşırdım. Tanımıyordum Gülben'i ben. Ondan da tanıdım. Azimli hırs. Yani inanılmaz. Bir tek gün geç gelmedi. Bir tek gün ezber yapmadan gelmedi. Yani müthişti yani. Onun için yani Gülben'i çok severim. Çok da takdir ederim. Ben de ezber yapan insana, geç kalmayan insana bayılırım. Bayılırım ardından. Şimdikiler şımarıyorlar. Ben ondan üzülüyorum yani. Evet, o niye öyle oluyor? Yani birdenbire ben ne oldum dilisi oluyorlar. O da tabii çok yanlış bir şey. Bu şeyde, bu işte en çok şeylerden bir tanesi. Oldum en demek çok gereken şeylerden bir tanesi tevazu. Tabii ki, mutlaka. Oldum demek, öldüm demek değil mi? Oldum demek, olmadım demek. Olamadım. Olamadım, mahvoldum demek. O yüzden oldum demeyelim. Ola, inşallah olurum bir gün deyin. Evet, şimdi 4. kitabı ben yazıyorum. İsmi de şey. Nerede kalmıştık? Çünkü şeyde bitiyor. İkinci Dorman Tiyatrosu'nda 2002 yılı kapanışında bitiyor. Kapan. Ondan sonra nerede kalmış? 12 senede neler oldu? Neler oldu, neler oldu yani. 13. sene. Gerçekten neler oldu. Biz 4. kitap üzerine sohbet ederken ilk üçünün bir arada olduğu kitap geldi bile. Ay Vedatçığım nerede? Şimdi 3 kitabı ben bir arada... Üç bir arada. Evet, üçünün bir arada analar diye bu geçen sene bastı. Eskiler bulunmuyor zaten. Bana bunlarla gelin efendim. Evet. Küçük Haldun. Kitap okuma merakım daha küçük yaşımda başlamış. Kim bilir belki de o yaştan Andre Gide okuyorumdur. Ayrıca bir düğünde kardeşim Güler, babam Sait Ömer, annem Nimet ve ben de Haldun Dorman. Bak bak. Babası. Ay anne, annenin zarafeti nedir? Annem çok şey, şık ve zarif bir kadın da gerçekten. Mera ilk defa benden. Mera ilk defa ben çıkarttım. Sahneye. Unutulanlarda Nevin Sevar rolünde yönetiyorum. Evet, siz de? Televizyon filmi çok yaptım. Sinema yapmadım ama iki taneden başka. Evet, şimdi muhteşem an. Sevgili Mengü Tayım benim. Mengüçüm. Masam, bu benim masam biliyorsunuz. Sen ne güzel tezgah. Süper. Ay Mengü Tay, sana ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Asıl ben size teşekkür ederim. Bizi evinizde ağırladığınız için. Ben çok keyif aldım. Çok samimi bir program oldu galiba. Hoşuma gitti. İnşallah. Ya ben hayatımın en güzel hatıralarından biri olarak kalacak. İyi ederim. Ki varsınız. Şimdi var olmanı. Gerçekten samimi bir program olduğu gibi geliyor. Çünkü çok hoşlandım. Ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi çok seviyorum. Mis kokulum. Bütün ekibe de çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum tekrar. Bir sonraki programda görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın. Hoşça kalın.